Beşinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ma'allezine takavvellezine hum muhsinun. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hilkati beşeriye olduğunu görmek istersen şu temsili hikayece bak, dinle. Seferberlikte bir taburda biri muallem, vazifeperver, diğeri acemi, nefisperver, iki asker beraber bulunuyordu. Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayiatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indel hace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler kazan kaynatır, karavanayı yıkar getirir, ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor, nafakam için çalışıyorum. Diğer şikenperver ve acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir, bana ne derdi. Daima nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallim arkadaşı ona dedi. Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya gönderilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Acaba o serseri nefer, o mücahit muallime kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim, o dalgalı meydan-ı harp bu dağdağlı dünya hayatıdır. O tabura taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir. Ve o tabur ise şu asrın cemaati İslamiyesidir. O iki nefer ise biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebair-i terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Diğeri rezzak-ı hakikiyi ittiham etmek derecesinde derdi maişte dalıp feraiz-i terk ve maişet yolunda rast gelen günahları işleyen fasık-ı hasirdir. Ve o talim ve talimat ise başta namaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahideydi. Günahlarından ve ahlak-ı rezilliyeden kalp ve ruhunu helaket-i ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı semadaniyeye ve bir harika-i hikmet-i rabbaniyeye olan hayatı kim vermiş yapmışsa rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir meyve kurtları ve balıklar gibi. En aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki ac ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvazene etmek kafidir. Demek derdi maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak Kerim'in matbahayı rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bar olmamak için bizzat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olduğunu, fıtratı ve cihazatı manevesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişemez. Fakat hayat-ı maneviyeye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim, eğer hayat-ı dünyeviyeyi gayi maksat yapsan ve ona daima çalışsan en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gayi maksat yapsan
ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafir olursun. İşte sana iki yol. İstediğin intihap edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamer Rahim'inden iste.